Günaydın. Hayırlı pazarlar. Mutlu pazarlarınız olsun. Kahvaltı hazırlığı var. Mantar kavurması. Çayımızı da koyduk. Biraz mantarımızın altını açalım. Tarla ateşte güzel oluyor. Çaydanlık battı ama yapacak bir şey yok. Yumurtalı yapacağım. Geçen mantar sote için almıştık ya. Birazını da ayırmıştım ki hafta sonu kahvaltıda. Yumurtalı mantar kavurması yapalım. Bir yandan şöyle hamurumu çıkardım dolaptan. Sıcak ekmek yapacağım. İlkin mantarları halledeyim öyle. Oh mis gibi. Mutfaktan mis gibi mantar koktu. Ne oldu Eymen? Mantarımı kenara alıyorum. Kavruldu. Ekmeklerimin yapımına geçeyim. Sonra yumurtayı içine kırarım ki sıcak sıcak yiyelim. Şimdi ekmek yapımına geçiyorum. Ekmeklerime başladım. Baloncukları oldu. Kabardı da kabardı. İkincisini de ekleyelim. Hemen böyle düzeltiyoruz. Hiç panik yok. Küçük küçük bezeler yaptım böyle tavama göre. Şöyle. Evet. Bu şekil oklavamla açıyorum. Bakın. Baloncuklar oluşuyor. Mis gibi. Çünkü bunu lor suyu altıyla var ya, lorun altındaki suyla yoğurdum ben hamuru. O yüzden böyle güzel kabarıyor ve güzel kızarıyor. Değil mi? Bakın. Anne. Efendim oğlum. Daha al oğlum. Acıktın mı? Böyle devam edeyim bakalım. Ekmekler bitti. Hemen mantarları aldım. İçine yumurtamı da kırdım. Yumurtalı mantar kavurması. Tuzunu da ekledim. İsotunu üzerine serpeceğiz. Çok güzel oluyor. Kahvaltıda tavsiye ederim. Tabii biz mantarı seven bir aile olduğumuz için mantarın her hali hoşumuza gidiyor. Ama gerçekten hiç yemeyenlere tavsiye ederim kahvaltıda. Yumurtalı mantar çok lezzetli oluyor. Altını kapatıyoruz. Biraz dişe gelecek şekilde olunca daha lezzetli oluyor. İsotunu da şöyle elle serpeceğim ki her tarafa daha eşit yayılsın. Daha lezzetli olsun. Tamam gel sucuk gelir. Tamam. Evet. Mantarlı ama yumurtalı mantar hazır. Kafam şeye gitti, sütçümüz geldi. Köyden sütümüz de geldi. Ama ilkin kahvaltımızı yapalım. Sonra sütümü koyacağım. İlkin böyle kahvaltımızı soğutmadan güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Sütümü koydum. Kaynadı bir 20 dakika. Şimdi altını kapattım. İyice katılaştı. 20 dakika. Yani en az 15 dakika kaynatıyorum gerçekten. 20 dakika böyle çok güzel oluyor kıvamı, yağlı. Şimdi böyle soğumaya bırakıyorum. Biz hazırlanacağız. Birazdan böyle birkaç ihtiyacımız var. Alışverişe çıkacağız. Kahvaltı yapıldı. Şimdi tezgahı topluyorum. Evde yıkanacakları elde yıkadım. Diğerlerini makineye koydum. Hamur leğenim orada. Çünkü eve döndükten sonra tekrar o lor suyuyla hamur yoğuracağım. Dolaba koyacağım. Ki sabah kahvaltılarında hemen hazır olsun. Şimdi böyle hemen çünkü burada sıcak ekmek yapmıştım ya. Tezgahımı böyle bir güzel sileceğim. Ondan sonra dediğim gibi hazırlanıp bir çıkalım. Bugün hava böyle normal parçalı bulutlu ama güzel.
Eymen balkonda dolanıyor. Oğlum gel, dışarısı soğuk. Ama Eymen. Uçağımı kaybettim. Uçağını kaybettin. Evet, imi almayayım. Tamam, birazdan indiğimizde alırsın. Dişim geldi. Evet, biz hazırlandık, çıktık. Şöyle bir çarşı pazar yapalım bakalım. Gidip bilet tarifemi de değiştireceğim. Taahhütüm tamamlanmış. Fatura tarifimi değil mi? Evet. Onu değiştireceğim. Ondan sonra dediğim gibi birkaç ihtiyacımız var. Onları da alalım. Sonra eve geçelim. Yoğurdumuzu mayalayacağız. Hadi bakalım. Eve geldik. Alışverişteyken hiç Eymen'in telaşından hiç unuttum. Eymen birazcık aslında bugünleri rahatsız. Biraz ateşi var. Ondan sonra unuttum markete girince, ama şimdi neler mi aldık? Hadi bakalım, beraber bakalım. Aile boyu tuvalet kağıdı A101'de çok uygundu. Sanırım 40'lı. Evet, 40 ruloylu. 3 katlı da. Almayanız varsa A101'de çok uygun. 34 liraya. Yani ihtiyaç değildi ama evde de az kalmıştı. Yani bayağı da düşmüştü, aldık. Ve benim çok sevdiğim sirkelim, çok beğeniyorum, her şeyi de kullanıyorum, onu aldık. Geçen ben Bingo'nun sıvısını aldım, hatırlayanınız varsa. Hiç ama hiç memnun kalmadım, renkliler için olanı var ya. Tekrardan Omo'mu aldım. Omo'nun sıvısından çok çok memnunum gerçekten. Çamaşırları çok temiz yapıyor. Bingo'dan dediğim gibi hiç memnun kalmadım, bitmedi de. Zaten daha geçen gün almıştım. Onu öyle çok kirli olmayan çamaşırlarda kullanırım. Ve benim çok merak ettiğim çayımı aldım sonunda. Trebolu 42 çayını. Çaykur'un altın baş olanını biz yıllardır kullanıyoruz. Çok seviyordum. Ama hala da böyle Çaykur'un en lezzetli çayının peşindeydim. Trebolu çoktandır araştırmasındaydım. En sonunda buldum. Adıyaman'da öyle birçok yerde bulamadım. Bir tek Migros'ta vardı. Neyse, bugünkü gittiğimiz markette karşıma çıkınca hemen hiç kaçırmadan aldım. Ve Torku'nun kristal şekerini. Torku'nun şekerini de çok severek kullanıyoruz. Çok böyle aşırı tatlı değil. Rahatsız edici bir şekeri yok. Onu aldık. Şurada kebirin tereyağını aldım ve halis muhlis köy yumurtası aldık. Arpa şehriye bitmişti, onu aldım. Şöyle bulaşık süngeri ve bir de Eyüp Sabri'nin Eymen için alıyorduk biz bebek şampuanını. Bir de yetişkinler için denemek istedim zeytinyağlı olanı. Eymen'e aldığımızda hani yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum, çok çok memnunum. Hatta yüzümü de onunla yıkıyorum, yumuşacık, pürüzsüz yapıyor. Bir de hani kendimiz için bir deneyelim, memnun kalırsak eşimle beraber kullanırız. Sonuçta doğal ve zeytinyağlı. Ve bir de markette Eyüp Sabri'nin, yani biz genelde Dermokil internetten sipariş ediyoruz diş macunu. Eyüp Sabri'nin diş macunu görünce misvaklı şeylerin içeriğine falan da baktık, çok hoşumuza gitti ve 16 TL'den 9.90'a. Çok uyguna sanırım, hani herkes denesin diye. Onu çok affedersiniz, boğazıma takıldı. Bir denemesini yapacağız. İnşallah memnun kalırsak onu da devam ederiz. Ve eşimin çok sevdiği şalgam. Şalgam, ayranlı şalgam yapıyor. Ve bir de dedim ki akşama, şimdi bu saatten sonra ne yaparız? Eşime dedim ya kuşbaşı ya kıyma alalım. Biraz kıyma aldık. Ben hazırlarım. Ondan sonra eşim pide fırına gitsin, bir de lavaş yaptırsın. Şöyle kıymadan bir dürüm yapalım. Değil mi? Dışarıda yiyeceğimize, hani dedim hem doyurucu olsun, evde kendimiz yapalım ve doyurucu olsun. Ve bir de Eymen'e bir koli süt aldık. Yani aldıklarımız bu kadar. Rabbim inşallah afiyetle yemeği nasip etsin, kullanmayı nasip etsin. Şimdi ben ilk namazımı kılacağım ve benim şurada, daha poşetlerde orada ocağımı temizleyip gitmiştim şöyle. Sütüm var.
Gitmeden kaynatmıştım ya. Biraz soğumuş. Hafif ısıtırım. Yoğurdumu da mayalar. Öğle yemeğin başına geçelim. Geçelim. Sütümü tekrar ocağa koydum. Altını da açtım. Bir yemek kaşığı yoğurdumun üstüne birazcık birkaç kaşık süt ekledim. İyicene onu çırptım. Şimdi sütüme ekledim. Karıştıracağım böyle iyice. Tam böyle mayalama kıvamına gelene kadar. Çünkü soğumuştu. Biz gidip gelene kadar Eymen boyamıştı geçen. Ne kadar yıkadım geçmedi. Dediğim gibi mayalama kıvamına gelene kadar böyle karıştıracağım. Hemen kavanozlarımı da bu arada hazırlayayım. Bir an önce yoğurdumu mayalayayım ki yemeğin başına geçeyim. Acıktık. Altını kapattım. Ben şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam ne tam yakacak ne tam soğuk olacak. Serçe parmağımızı o şekil kıvamına gelmiş diyorum. O şekil mayalamaya başlıyorum yani. Sütümü kavanozlara döktüm. Bu şekil fırına gönderiyorum hemen. Hani fırını hiç açmadım. Çünkü süt bir tık mayalamaya girip bir tık birazcık ısısını artırdım. Direkt böyle ağzı açık şekilde fırınıma koyuyorum. 5 saat ya da kıvamına göre bakacağım 6 saat ama genelde 5 saat yeterli oluyor. Çünkü tatlı yoğurt seviyoruz. 5 saat sonra da direkt dolaba koyuyorum. 2-3 saatte öyle dolapta üstü açık kalıyor. Sonra kapaklarını sıkı kapatıyorum. Bir haftadan fazla yoğurdum tatlı kalıyor. Evet, böyle fırında ağzı açık şekilde. Hadi bakalım yoğurdumuz mayalansın. Şöyle kapatalım. Uyuyadursun. Ve ben hiç zaman kaybetmeden yemeğin başına geçeyim. Yemeğimin başına geçtim. Tavamın içine biraz sıvı yağ ekledim. Kıymamı da aktardım. Böyle küçük buruşlar yaparak birbirinden ayrılsın ki tane tane olsun. Akşama menüde kıymalı dürüm var, lavaştan kıymalı dürüm var. Şöyle hemen kenardan da malzemelerimi hazırladım. Efendim canım oğlum. Soğanlarımı halka şeklinde, domateslerimi küp küp maydanozdan da ufak bir şekilde doğradım. Dürümün arasına koyalım. Ama ilk gün şimdi kıymamızı hazırlayalım. Bu arada eşim de fırından lavaş yaptırmaya gitti. Aa, öyle mi? Evet. O eşim değilmiş. O Eymen'in babasıymış. Tamam oğlum. Eymen'in babası. Tamam canım oğlum. Eymen'in babası fırına gitti. Kıyma şu an suyunu saldı. Suyunu çekene kadar kavuracağım. Derinlik. Şöyle küçük küçük buruşlar yaptım. Böyle tane tane olsun diye. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Biraz tuzlu olsun. Çünkü lavaşlar da tuzsuz geliyor. Evet. Şöyle kaşığın ucuyla biraz karabiber tat versin diye. Kimyon koymak istiyorum. Kimyonu dediğim gibi her yemeğimde kullanıyorum. Hazmı kolaylaştırıyor. Altını kısalım. Evet. Biraz da isot koyalım. İsot mu anne? Evet. Çok koymayacağım. Sonra dürümün anne arasına koyarız. Eğilir yiyebilsin. Bunları bir güzel karıştıralım. Efendim oğlum. Baharatlarımı da iyice karıştırdım. Birbirine aroması geçti. Hemen altını kapattım. Çok kurumasın. Biraz yumuşacık olsun. Öyle bekleyeceğim. Bu arada tabii ki ayranımı da yaptım. Eşim geldiğinde de hemen dürümlerimizi yaparız. Ayranımız geldi. Şöyle kestim. Uçlarını aldım. Ya Allah ya Bismillah. İlkin şöyle kıymamızı bir karıştıralım ki. Kıymayı da orta yağlı aldık. Ve orta yağlı oldum. Daha lezzetli oluyor. Şöyle biraz bol koyalım. Ne de olsa değil mi? Evde kendimiz yapıyoruz.
bol olsun. Soğanlarıma sumak, sumaklı soğan hazırladım. Soğanlarımı, maydanoz, ve küp küp doğradığımız domatesler. Tuz eklemeyeceğim. Kıymayı biraz tuzlu yaptım. Şimdi böyle birazcık böyle çevireceğim ki dökülmesin. Oh, vallahi var mı ev gibisi, mis. Bir tane daha yapalım sizinle. Tekrar. Tekrar kıymamızı koyalım. Dur oğlum, hayır kapı çalmadı yavrucuğum. Sus. Aa, çok ayıp. Sus Yamaz. İyi mi sen bugün, vallahi hastasın, hiç iyi değilsin oğlum. Sus, hasta değilim. Yamaz, aynı bir zamanda. Allah'ım yarabbim, bizim Eymen'e bugün bir şeyler olmuş. Ablaları. Evet. Tekrar yine domatesimize. Oh oh oh. Yani böyle dışarıda insan çarşı pazar yaptı mı yorulduğu zaman hemen böyle alın gelin evde bol bol sıcacık sıcacık. Evet. Diğerlerini de böyle bu şekil yapacağım. Dilimlerimiz hazır. Yanına da roka koydum. Turşu, ayran ve şalgamlı ayran. Gerçekten tadına baktık. Çok lezzetli. Siz de yapın. Hani lavaş yaptırma imkanınız yoksa da zaten bütün marketlerde ambalajlı lavaşlar var. Ama bizim burada imkan olduğu için hemen fırınımızda yaptırdık. Umarım size de güzel bir fikir olur. Evde böyle yapar denersiniz. Çok lezzetli oluyor. Hadi o zaman biz soğutmadan yemeğimize geçelim. Çayımın suyu kaynadı. Şimdi aldım. Çok merak ettiğim Triboli 42 çayımı kavanoza koydum. Şimdi çayımı demleyeceğim. Su kaynadı. Üste koydum. Tadını çok merak ediyorum. Böyle yeterli. Tabii yemekler çoktan yenildi. Masa, mutfak toplandı. Eymen biraz rahatsız. Ateşi var. O da az önce sütünü istedi, sütünü verdim. Şimdi içiyor. Birazdan uyur. Gündüz de uyumadı. Çayımız demlensin. Çayı da göstereyim. Bakalım rengi, tadı nasıl. Ona göre bugün sizinle günü kapatalım. Çayım demlendi. Bir çayımızın testini yapalım. Tabii ki bardakları sıcak sudan geçirdim. Şu an rengine diyecek yok. Rengi harika görünüyor. Bir de lezzetine de bakacağız. Kokusu mis gibi geldi. Koku ve renk müthiş. Birazdan tadına da bakalım. Çayın tadına baktım. Çok lezzetli. Harika. Bundan sonra evet, Triboli 42 ile devam ediyoruz. Tadını, kokusunu, rengini çok beğendik. Hafif, güzel. Evet. Bir günün daha sonuna geldik. Günü yine çayla kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek vermeye devam edin. Bundan sonra inşallah güzel insanlarla, güzel, mutlu ailelerle, mutlu insanlarla yoluma devam etmek istiyorum. İnşallah Rabbim hiç kimsenin emeğini boşa vermesin, benimkini de vermesin. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Evet, şimdi sizi en güzel yere, Allah'a emanet olun. Sevgiyle, muhabbetle kalın. Hoşça kalın.